Kesin Bilgi kanalından herkese merhaba. Bir eğitim videosuyla da beraberiz. Bugünkü konumuz yine bir numara edinip bunu WhatsApp'ta kullanmak. Kanalımızın en rağbet gören videolarından olduğu için siz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu yöntemler %100 çalışıyor. Ama önemli olan videonun başını çok dikkatlice izlemek. Çünkü izlemeyen arkadaşlar diyor ki yapamadım. Öncelikle iki şey belirtmek istiyorum. Birincisi, sabit yoruma bıraktığım yerden uygulamaları edinmeniz. İkincisi ise videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çünkü her videoda detaylı olarak bilgiler veriyorum. Beni devamlı takip eden arkadaşlar bilir. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle ekranda gördüğünüz sarı ve siyah logolu uygulamamıza tıklıyoruz. Biraz bekletebilir burada sizi. Bekledikten sonra uygulamamız açılıyor. Evet, uygulamamız açıldı ve üstte Los Angeles yazan yere tıklıyoruz. Buradan aramaya tıklayıp Danimarka yazıyoruz ve seçiyoruz. Burada çıkan uyarıya ilk kez yüklüyorsak tamam diyoruz ve bağlantımız sağlanıyor. Ana ekrana geri dönüyoruz. Bakalım bir şey yazdı, o neydi? Neyse, çok önemli bir şey değil, bağlantımız sağlandı. Sonra da mavi logolu uygulamamıza tıklıyoruz. Burada gerekli izinleri veriyoruz. Arama yapma, fotoğraflara erişme ve ses kaydetme. Çünkü aramayla da numara alabileceğimiz için burada bunları uygulamamız gerekli. Bu ekranı geçiyoruz, en alttaki kırmızıya basıyoruz ve burada sağda Accept Tuje yazan yere tıklıyoruz. Bakın gösteriyorum. Tıklayalım. Evet, numaramız karşımızda ama burada önemli olan şey sağ üst taraftaki yerin yeşil yanması. WhatsApp'ımızı açalım. Telefonda o kadar uygulama var ki WhatsApp zor açılıyor. Burada kabul et ve devam et diyelim. Az önce sizler için denediğim bir numara vardı. Bunu sildim. Şimdi buradaki numaraları almadan önce teker teker deneyelim. 699-534-371. İleriye bastım. Bakın bu yasak dedi. Burada numaraları teker teker deneyin. Devam kısmına gelince arkadaşlar sakın tamama basmayın ya da devama basmayın. Geri dönün. Mavi logolu uygulamamızdan Viber Stand Number yazan yere tıklayın ve numarayı kendi tarafınıza alın. Bakın dördüncü ya da üçüncü deneyişim bu sırada. Henüz alamadım. Yani biraz 5-6 kez denemek gerekiyor. Ben edinebilecek bir numara bulup size göstereceğim şimdi. A few moments later. (699-538-028) bu numara oldu arkadaşlar. Geri dönüyorum. Kırmızı yere basıyorum. Ekranda bu kod doğrulama yerine ne demiş bana? RMPYD. Evet. En altta tekrar kırmızıya basıyorum. Olmadı. Ha, R'yi büyük yazmışım, kusura bakmayın, dikkatimden kaçtı. Evet, numarayı tarafıma aldım. Şimdi bakın sağ üstte de yeşil yanıyor. Giriyorum. Tamam dedim ve kodumu bekliyorum. Kod bazen gelmiyor, geç geliyor arkadaşlar. Bunun için biraz bekleyin. Baktınız 1 dakika, 2 dakika içinde kod gelmedi. Bu sefer birazdan göstereceğim yöntemle siz kodunuzu edinebilirsiniz. Bu arada
Devamlı numaralar üstten değişiyor gördüğünüz gibi. Bazen problem yazabilir. Eğer problem yazarsa numara yerinde bir süre daha bekleyin. Uygulamayı kapatın, açın. Düzelecektir. Şimdi SMS gelmedi. Beni araya tıkladım. Arama da biraz geç geliyor. Bir 30 saniye kadar bekliyoruz. Ondan sonra arama geliyor. Evet, bekliyoruz. Biraz telefonum sesini açayım. Ekrana vermeyeceğim ama açayım. Bakalım arama gelecek mi? 15 saniye oldu. 20 saniye oldu. Evet, arama geldi arkadaşlar. Bunu cevaplıyorum. Kodumuz 4 7 4 002. WhatsApp'a dönüyorum. 474002'yi giriyorum ve gördüğünüz gibi WhatsApp'ımız açıldı. Uygulamanın tek kötü yanı arkadaşlar, uygulama yabancı bir dilde, Polonyaca da diyemiyorum, herhangi bir dil demiyorum. Çekçeye çok yakın, sessiz harfler çok yan yana, oradan biliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi adımı yazdım ve WhatsApp'ımı başlatıyorum. Burada iki adımlı doğrulama çıkıyor genelde karşınıza. Burada herhangi bir kod sallayın. Ondan sonra iptal deyin ve devre dışı bırak dediğinizde WhatsApp'ınız açılmış olacak. Bu şekilde kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi çok basit. WhatsApp'ınız açıldığı gibi bu numaraya kendi numaranızdan bir mesaj atın. Hemen kullanmaya başlamayın, biraz bekleyin. Çünkü hemen gruplara girerseniz ya da hemen kullanmaya başlarsanız kapanabiliyor. Bir ek bilgilendirme daha yorumlarda çok görüyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın rehberinin tamamının gözükmediğini söylüyor. Onlar da rehberin başındaki numaraya, yani Türkiye numarasıysa 0532 diye kaydetmişse ya da 0544, numarayı artı 90544 olarak kaydederse numara WhatsApp'ta gözükür. Bugünkü videomuz böyleydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Vaktim oldukça cevaplıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.